Cansu Hanım, fotoğrafçı hazır. Bütün ailesi bekliyor aşağıda. Benim adım Cansu Koran. Bu ailenin en küçük üyesiyim. Annen gelir şimdi, gel. Bu arada babacığım, bugünkü sunumu hazırladım. Çok beğeneceksin. Sabaha kadar uyumadan çalıştım ama değdi. Hazırlıkların yanında mı? Tabii. Göstereyim mi? Can'a ver hepsini. Can'a mı? E sunum sen yapmayacaksın, Can yapacak. Baba, kız hazırlanmış o kadar. Holdingin başına sen geçeceğine göre sunumu sen yapacaksın. Konu kapanmıştır. Şu sehpayı bırakıver. Herkes hazır bakıyorum. Begüm de boşanıp eve döndüğüne göre. Sultanım, yine kıymetli vazolarını çıkarmışsın. Hayırdır? Vakıf kataloğuna girecek bu fotoğraf. İyi bir şey olsun. Hadi artık, vaktim kalmadı. İşim gücüm var. O kadar siyah giy dedim. Gitmiş yine beyaz giymiş. Orası benim yerim. Pardon. Can'ın yanına geç. Gel kuzuya. Evet, gülümseyin lütfen. Paranın sorunların %90'ını çözdüğünü söylerler. Sanırım ben kalan %10'luk kısımdayım. Bir kez ya, bir kez önem verdiğim bir şeyi mahvetmesen olmaz değil mi? Uğursuz. Affetmeyeceksin değil mi beni? Ya tamam kız, kızma demiyorum. Ama bir tek suç benim mi? Ama ben de dengemi kaybettim, düştüm. Abim çarptı. Yani ona kız diye söylemiyorum da niye bir tek bana kızıyorsun? Bir tek benim suçum mu? Şimdi de kıskançlığa mı başladın Cansu? Oluyor mu hiç Allah aşkına? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Cities'e gidiyorsun. Ne yapacağım orada? Müstakbel eşinle tanışacaksın. Anne. İtiraz istemiyorum. Çalhanların oğlu orada bekliyor olacak seni. Ayağının tozuyla bugün dönüyor Amerika'dan. Yüksek tahsilini bitirdi. Rica ediyorum, öncekiler gibi bunu da batırma, olur mu? Cilt bakımından randevu aldım sana. Git de biraz suratına renk gelsin. Birkaç parça da kıyafet göndereceğim oraya. Giyin, hazırlan biraz. Kadına benze. Duyamıyorum. Peki anne. Bunu da mahvetme, olur mu? Bak Cansu çok iyi bir ailenin çocuğu. Bitti. Nihayet özgürüm artık. Sana iki tane sürprizim var bugün. Oo, bir tane de değil yani, iki tane. Süper. Önce iş. Öğleden sonra şirkete geleceksin. Yönetim kurulu toplanıyor, seninle işimiz var. Vay, tam da tahta oturmama yakışır güzel bir kıyafet oldu bu babaanneciğim. Teşekkür ederim. Dur bakalım şimdi, tahtı mahtı bırak. Onun için giydirmedim seni. Koranların en küçük kızı Cansu. Seninle buluşmayı bekliyor bugün. İyi, sen öyle uygun gördüysen. Ailemiz için mükemmel bir gelin adayı.
Ona göre davran, olur mu Mert'ciğim? Bak, beni katil edip sosyeteye rezil etme. Tamam mı şehzadem? Tamam, deli sultanım, tamam. Ya ben senin sözünden çıkarmayayım hiç. Kurban olsun babaannenize. İhtiyacım var sana. Neredesin? Ne oldu? Sen konum at, ben anlatacağım gelince. Söyle. Neyi söyleyeyim ya? Ya Mert, ben seni bilmiyor muyum Allah aşkına? Bunun karşılığında bir şey isteyeceksin benden. Zaten onun için aramadın mı? Aslında şöyle ufacık bir iyilik vardı ama... Neymiş? Bir kız var. Babaannem görmüş, beğenmiş. İlla gideyim tanışayım istiyor işte. Ben kızı tanımıyorum bile. Bilmiyorum nasıl bir kız. Kesin şımarın tekidir. İstemiyorum deseydin ya. Ben yemedi tabii Bedia Sultan'ı ayırdım. Ya sevgilim var ki benim bir kere. Ne yapayım buranın tripli kızlarını ben? Yani beni bekliyor Amerika'da. Tripli olduğunu nereden biliyorsun ki? Belki gerçekten aşık olacağım bir tip. Yok. Ya kokoşun tekidir kesin. Bir de şimdi heyecan yapmıştır benimle buluşacak diye. Ya tanırım ben bizim camianın kızları. Şimdi bir ton takmıştır, takıştırmıştır o. Yüzde bir sürü boya, saçlar ince sarı. Böyle buyurup duruyordur etrafında. Öf! Tanımadan beni kıl ettin kıza ya. Benden ne istiyorsun peki? Sade de gel. Şimdi ben diyorum ki sen oraya gitsen. Ya Mert! Ya bir dur be oğlum be, bir dur. Bir gitsen, kıza desen ki bebeğim, bizim oğlanın bir sevgilisi var. Seninle işi yok. Mutlu edemez zaten seni desen ama güzel güzel desen. Tabii canım, ne olacak ki? Gider güzel güzel kırarım kalbini, ne olacak? Doğru söylüyorsun. Ya sen anlarsın bu işlerden be oğlum, ha? Strateji falan. Ama bak öyle bir de ki kız kendisi vazgeçsin. Tamam mı? Ya benim reddettiğim belli olmasın ya. Bedia'nın şehrinden de kurtulayım istiyorsun. Aynen öyle kardeşim. Hadi be kardeşim be, ha? Kurtar beni şu kızdan ya. Mert, bu benim sana son iyiliğim. Ondan sonra kaçıp gidiyorum. Tamam lan, söz. Oo, bak yarım saat sonra City's'de buluşacaksın kıza. Geç kalıyorsun, hadi fırla. Ya tamam da kızın adı ne? Nereden tanıyacağım ben onu? Ha, Cansel miydi? Cansu muydu? Ya neyse, tanırsın işte. En pahalı çanta kim beyse odur zaten.